Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu videomuz çok önemli bir video. Kafes kuşlarında, aslında kanatlı hayvanlarda tohum filizlendirme nedir, nasıl yapılır ve önemi nedir, nasıl kullanılır? Size bunların tiyolarını vermeye çalışacağız. Bir kere tohum filizlendirmeden bahsederken kullandığımız tohumların türü çok önemli. Bunun yanında kullandığımız tohumlar zirai ilaç kalıntısı barındırıyor mu? Efendime söyleyeyim, suni gübre mi kullanıldığı, organik gübre mi kullanıldığı, bunların varlığı çok önemli bizim için. Genelde yaban tip tohum ve pestisit dediğimiz, yani ilaçlanmamış, yani ilaç, böcek ilacı sıkılmamış tohumları kullanmanız kuşlarınızın sağlığı açısından çok önemli. Bu aynı zamanda tohumun daha iyi filizlenebilmesi için de çok önemli sevgili arkadaşlar. Şimdi tohum filizlendirme işi yaklaşık piyasada, yani sektörde 7-8 senedir dillendirilen bir durum. Genelde kuş besleyen, üretim yapanların genellikle bildiği bir mama çeşidi, gıda takviyesi daha doğrusu. Doğru tabirle onu söylemek daha sağlıklı. Ama bunun nasıl yapıldığına dair veya bu tohumlar hangi kuşa hangi tohum verilir, hangi dönemde hangi tohum karışımları verilir, bununla alakalı çok böyle net bir bilgi yok. Bununla alakalı bir video çekelim dedik. Hem tohum filizlendirmeyi biz nasıl yapıyoruz, nasıl sağlıklı tohum filizlendirme yapıyoruz. İşin bir sıkıntının noktası da şu: çoğu hobicinin veya üreticinin bizlere şikayet etmiş olduğu şey, ya hocam ben bu tohum çimlendirmeyi yapamıyorum. İşte kokuyor, küfleniyor, çürüyor, bir şekilde olmuyor. Sizin videoları izliyorum, görüyorum, sizin yaptığınızla benim yaptığım biri olmuyor. İşte geçen hafta birine biz tohum karışımı gönderdik. Gönderdi, dedim hocam koku var mı? Var dedi. Dedim onu kuşlarınıza vermeyin, faydadan çok zarar sağlar, yenisini yapın. Şimdi hem örnek teşkil etmesi açısından bu videoyu çekmek istiyorum. Şimdi tohum filizlendirme hem kuşlarınıza çok faydalı arkadaşlar. Emin olun, şu anda dünyada en böyle bilinen üreticiler var ya, Türkiye için demiyorum, dünyada bilinen üreticilerin %99.9'u tohum karışımı kullanıyor arkadaşlar. Tohum filizlendirme kullanıyor. Bunu kuşlarına veriyor, bilginiz olsun. Yani tohum filizlendirme inanılmaz bir gıda takviyesidir, onu bir kere söyleyeyim. Bunu bizim Rize'de Recep öğretmen vardır, belki bilirsiniz. Şuraya küçük bir videosunu koyarım. Kim olduğunu anlarsınız. Bizim de dağ başından, yani bu ilk üretim yaptığım yerden de komşumuzdur aynı zamanda. Bu arpa hasılı yapıyor. Yulaf hasıl böyle şey şeklinde. Büyük başlarına veriyor, tavuklarına veriyor. Biz tabii kafes kuşlarına biraz daha küçük boyutlarında veriyoruz. Şimdi nasıl yapılıyor sizi onu anlatalım. Evet, şu anda 0 gramda. Elimizde şu tohum karışımımız var. Gördüğünüz üzere. Şöyle netlerse, yavrulu takımlar için hazırlamış olduğumuz arkadaşlar bir tohum karışımı. Açıklama kısmında WhatsApp numaranız var. Oradan sipariş vermek için iletişime geçebilirsiniz. Bilginiz olsun diyelim. Şimdi sıfırı aldık. Şöyle dökelim. Şöyle dökelim. Arkadaşlar benim kuşlarıma 120 gram yeterli oluyor. Bakın 120 gram. Fazla değil, şu kadar. Düşünün, içeride yaklaşık 70-80 tane kuş var. Ve şu kadar tohum bir gün mama için benim için yeterli olacak. Ve inanılmaz maliyetsiz arkadaşlar. Şunun 1 kilosu 130 TL. Kendi özel gramajımızla ayırladığımız, yine söylüyorum, yavrulu takımlar için hazırlamış olduğumuz bir mama, bir tohum karışımı ve pestisit barındırmıyor arkadaşlar. Yani böcek ilacı, zirai tarım ilacı barındırmıyor. Şimdi gidelim mutfağa. Nasıl yapıyoruz? Teker teker mutfağımıza geldik. Bulaşıklarımızı da yıkadık tabii. Burası inanılmaz bulaşık doluydu. Yıkadık. Yerlerine koyduk video çekmek için. Evet, konumuza dönelim. Arkadaşlar 120 gram yavrulu takımlar için hazırlamış olduğum tohum karışımı burada. Şimdi bunu yıkayacağız. Şöyle. Biraz da hatta ileri alalım kamerayı. Şöyle bir yıkayalım. Şurada. Şu süzgecimizi de alalım.
Birkaç defa yıkayacağız arkadaşlar. Çünkü bunun içerisinde direkt işlenmemiş tohumlar olduğu için içerisinde çer çöp olabilir. Bakın toprağın suyun rengini görüyor musunuz arkadaşlar? Şu anda ekiyoruz. İyi bir filizlendirme için bunu yapmamız gerekiyor. Evet, şimdi şöyle süzdürüyoruz. Tohumlarımızı şöyle yıkadık. Şimdi ne yapacağız? Şöyle üzerine bir parmak geçecek kadar musluktan suyumuzu koyduk. Ve tohumları uyandırması için arkadaşlar şu anda bulunduğum ortam yaklaşık 14 derece falan. Tohumları uyandırmak için şurada çok az bir su kaynatmıştık. Suyu 20-25 santigrat dereceye çıkartabilmek için şöyle azar 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 döküyoruz ve karıştırıyoruz. Evet. Suyu 25 santigrat dereceye çıkarttık. Şimdi püf nokta anlatacağım arkadaşlar size. Şu anda bu su yaklaşık 25 santigrat derece boyutunda. Sıcaklığı ve suyu gördüğü an şu anda tohumlar filizlenmeye başlayacak. Bu süre zarfı içerisinde tohumların kaliteli, sağlıklı olması çok önemli. Ve ısı çok önemli. Eğer siz 20 santigrat derecenin altında bir yerde tohum filizlendirme yapıyorsanız, yapacağınız tohum filizlendirme çok geç olacaktır arkadaşlar. Yani bir haftayı geçer istediğimiz forma ulaşması. Biz şu anda 3 ila 4 gün, 4 gün diyelim ona, 3,5-4 gün sonra bunlar yemeğe hazır olacak. Şu andaki sıcaklık 14-15 bu sıcaklık ama 20 santigrat derecelik sıcaklıkta başlangıçta son aşama arasında 3 günlük süre var. 3 günde tohumlarımız kuşlarımıza vermek için hazır olacak. Şimdi tohumlarımızı uyandırıyoruz. Burada yapmamız gereken önemli bir nokta var. En aşağı 12 saat ile 18-24 saat arası diyelim suda duracak. Ama bu süre zarfı içerisinde 3-4 saatte bir, özellikle ilk başta daha sık yıkamamız gerekiyor. 3-4 saatte bir bunu yıkacağız. Devamında size nasıl olduğunu anlatacağım. Evet. Bol bol yıkadık. Şu anda yaklaşık 15 saattir suyun içerisinde tohumumuz. Görüyorsunuz tohumlar rengini verdi. Şimdi çok önemli bir hamle yapacağız arkadaşlar. Şunu bir alalım önce. Bakın görüyor musunuz? Çok inceden köpürüyor. Böyle böyle. Köpüğü bitene kadar şu şekilde uygulama yapıyoruz ve köpüğü bitti. Bizim tohum filizlendirmedeki sırlarımızdan bir tanesi sevgili arkadaşlar. Şöyle önceden iyice bir suyunu süzelim. Bak tohumlar şişti. Gayet güzel bir şekilde. Şunu şöyle süzelim. Şimdi çok önemli bir hamle. Arkadaşlar bu klorsuz su, içme suyu şöyle üzerine gelecek şekilde üzerine geldi. Şimdi biz tohumlarımızı
Bildiğiniz gibi uyandırdık. Uyandırdık ama kabuklarında fitik asit dediğimiz bir şey var arkadaşlar. Bu fitik asit tohumun filizlenmemesi için tohumun kabuğunda bulunan bir madde. Bu maddeyi ancak tohum filizlendirilmeye başlandığı zaman parçalanmaya başlar. Bir de bu maddeyi arkadaşlar probiyotik bakterileri de parçalayabilir. Fitik asit kuşlar için çok zararlı. Şöyle bir kapak. Nature & Bird görüyorsunuz arkadaşlar. Sıvı probiyotik içerisinde. 1,5 yapalım hatta onu. İçerisinde aktif canlı bakteri bulunan bir sıvı probiyotiktir. Mağazamızdan alabilirsiniz, sipariş verebilirsiniz arkadaşlar. Biz de kullanıyoruz. Bunu şöyle güzelce bir karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra şöyle üzerini şöyle bir bezle güzelce kapatacağız. En az 3-4 saat bu şekilde duracak arkadaşlar. Bu içerisindeki sıvı probiyotikler, probiyotik bakterileri daha doğrusu, kalan içerisindeki fitik asit de parçaladıktan sonra son bir işlem daha yapacağız. Sonra tohumlarımızı filizlendirmek için bekletmeye başlayacağız. Evet, yaklaşık 3-4 saat geçti arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 3-4 saatin sonunda şimdi bitti mi işlemimiz? Tabii ki bitti. Bunu alacağız. Şöyle. Süzeceğiz. Güzelce. Evet. Suyunu iyice almasını sağ, bırakmasını sağlayacağız. Şöyle hafif 45 dereceyle tutarak. Şöyle yapınca gelmiyor ama şöyle yapınca suyu akmaya başlıyor. Evet. Artık son bir işlemimiz kaldı. Tohumları sterilizasyon etmek için. İstediğimiz kıvama getirmek için. Şimdi yine şöyle sadece parmak izi asma falan yüzeyine gelmesi kafidir. Burada çok önemli bir nokta daha var. Arkadaşlar organik asit. Şimdi organik asiti niye kullanacağız? Her şeye rağmen başlangıçta tohumlarımız tam köklenme, filizlenme yapmadan önce mantara inanılmaz açıktır. Biz bu mantarı engellemek için şundan şöyle çok az, bakın şu kadar görüyor musunuz? Kapağın çeyreği bile değil yani adam akıllı. Bunu içine atıyoruz. Bunun pH'i yaklaşık 3, 3,5'a düşecek o kadarla, o kadar atmamıza rağmen. Yani 7,5 olan pH 3, 3,5'a düşecek. Arkadaşlar 3, 3,5'da mantar, fungus yaşamaz. Yani asidik ortamı çok sevmez mantarlar. Şöyle güzelce karıştıracağız. Tamam mı? Tohumlarımızın her yerine nüfus etmesini sağlayacağız. Fazla değil. Probiyotikteki gibi değil arkadaşlar. Bunu sadece 5 dakika bekleteceğiz. Sadece 5 dakika. 5 dakika dolduktan sonra bunu artık süzeceğiz. Süzdükten sonra da şimdi dolayısıyla yıkamayacağız ama tekrardan arkadaşlar. Onu söyleyeyim. En az 4-5 saat daha bu su bunun üzerinde kalacak. Tohumların üzerinde kalacak. Kaldığı için dolayısıyla herhangi bir mantar oluşumu varsa olabilir, sudan gelebilir, havadan gelebilir. Varsa bunu kesecek arkadaşlar. Bu suyu atacak mıyız? Bu suyu atmıyoruz arkadaşlar. Bu suyun kolay, yani 2-3 defa bu suyu rahatlıkla kullanabiliriz. Evet. Yaklaşık 5-10 dakika geçti. Şimdi suyumuzu şöyle alacağız arkadaşlar. Bakın şu bizim kabımız. Bu suyu bir daha kullanabilirsiniz. İsterseniz ya hocam ben o suyu kullanmakla uğraşmam, ben direkt dökerim diyorsanız o da sizin bileceğiniz iş tabii. Şöyle. Evet. Su altında yıkamayacağımız için bunu böyle döküyoruz. Tamamdır. Şimdi şunu böyle yıkayıp
Tamam, bunda işimiz bitti artık. Şu şekilde, bakın suyunu da sızdırıyoruz. Şöyle çok az miktarda suyu kaldı. Görüyor musunuz suyun rengini arkadaşlar? Evet, şimdi bu bizim istediğimiz gibi yaklaşık 6 saat bunu hiç yıkamayacağız artık arkadaşlar. Üzerindeki bu 6 saat içerisinde kök ve filiz vermeye başlayacak. İnce ince, küçük küçük. Şimdi bunu şöyle koyacağız. Üzerini biraz yayalım. Köklenene kadar, yani ince filiz atana kadar bunun içinde duracak. Bu süzgecin içinde, ince gözlü süzgecin içinde. Biraz büyüdükten sonra farklı bir kaba alacağız. Diğer videoda görüşürüz. Bugün tohum filizlendirmesinin ikinci günü arkadaşlar. Şöyle biraz suyunu süzelim. Şöyle tohumlar ufak ufak, hatta şöyle size bir örnek göstereyim. Mesela bir tane maş fasulyesi tutayım şurada. Bilmem net görebiliyor musunuz? Bakın kök atmaya başladı. Kök atmaya başlayınca ne yapacağız? Buradaki durum çok önemli. Şimdi bu ince telli süzgeçlerde arkadaşlar, yani küçük gözlü süzgeçlerde tohum buradan geçebiliyor. Ama çıkartırken sorun yaşıyoruz. Yıkarken sorun yaşıyoruz. Daha geniş gözlü bizim yine tohum filizlendirme için kullanmış olduğumuz, hem opsiyoneldir böyle yani. Fazla da alan kapsamaz. Bu plastik yer satan yerlerden alabilirsiniz. Ben Rize'de bir yerde bulmuştum. O zaman 3-4 sene oldu alalı. Bunu alacağız. Şöyle içine attık. Bitti mi? Bitmedi. Bu tohumun içerisinde kırık tohumlar olabilir arkadaşlar. Küçük tohumlar. Onları bu sayede eleyebiliriz. Evet, kırık tohumları eledik. Evet. Yine söylüyorum, ne kadar sık yıkarsak bizim için o kadar iyi. Ama yıkadıktan sonra suyunu iyice süzüp süzmemiz gerekiyor. Bakın şöyle hafif çapraz tutuyoruz. Videonun devamı yarın gelecek. Yani 24 saat sonra bir video çekeceğim bundan devamında. Aradaki farkı siz de göreceksiniz arkadaşlar. Evet, yaklaşık 3-3,5 gün geçti arkadaşlar. Böyle yakından, şöyle bir damla az önce yıkadık. Şöyle yakından gösterelim. Bakın. Şu olacak arkadaşlar. Yarın vermeye hazır. Biraz daha uzayacak tabii ki. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın şöyle göstereyim. Bir tane maş fasulyesi göstereyim size. Bakın. Görüyor musunuz ne kadar uzadığını? Bu şu anda bile, bu boyutta bile verebilirsiniz arkadaşlar. Bizim için önemli olan nokta ne biliyor musunuz? Şu kök var ya, şu kök. Şu kök. Bizim için önemli olan şu kök arkadaşlar. Bunu biraz daha uzatacağız. Yarın sabaha kadar daha uzar. Çünkü şu anda hava sıcak. Yaklaşık 20 derece civarında bir sıcaklık söz konusu. Yarın kuşlarımıza vereceğiz. Verirken de bir mama videosu yapacağız. Neler katıyoruz onu anlatacağız. Evet. 4. güne geldik çok şükür. Şöyle gösterelim. Ne demiştik videoların en başında? Tohum filizlendirmeyi karanlık bir yerde yapın. Biz de karanlık olması için üzerine sürekli bunu örttük. Yıkama harici. Bol bol yıkadık. Nasıl uygulama yaptık? İşte sıvı probiyotik koyduk suyun içindeyken. Sonra çıkarttıktan sonra organik asit koyduk. Durulamadan 4-5 saat o şekilde bıraktık. Yani mantar oluşmasını engellemek için. Sonra tekrardan 4 saatte bir sürekli suyun altından geçirdik. Güzelce temizledik, yıkadık. Ve açıyoruz, ne hale gelmiş bakalım. Evet. Bakın şuradan alttan, ama su akıyor. Şurada alttan şeyleri görüyorsunuz herhalde. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bakın şu bizim için ideal bir oran.
Görüyor musunuz? Böyle filiz vermiş. Pirmer kökler hazır. Bakın buğdayımız. Maş fasulyemiz. Hepsi var içerisinde. Gayet sağlıklı bir şekilde. Bakın görüyorsunuz bu şekilde kuşlarınıza verebilirsiniz. Vermeden önce ama şu elimi şöyle alın bir koklayın arkadaşlar bakalım. Arkadaşlar böyle ekşi bir koku gelmiyorsa burnunuza bunu güzelce yıkayıp durulayıp süzdürüp içerisine mama ve gıda takviyelerini katıp kuşunuza gönül rahatlığıyla verebilirsiniz. Evet. Elimizden geldiğince anlatmaya çalıştık. Çoğu üretici maalesef tohum filizlendirme nasıl yapılır çok detaylı bilmiyor. Aslında basit ama biraz meşakkatli uğraşacaksınız. Bol 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 yıkayacaksınız arkadaşlar. Tohumları uyandırdıktan sonra suyun içinde bekletmeyeceksiniz. Nemli tutacaksınız ama bol bol yıkayacaksınız mantar oluşumunu engellemek için ve karanlık yerde köklendirme yapacaksınız. Evet sevgili arkadaşlar, bir yorum ve beğenilerle videomuza destek olabilirsiniz. Ayrıca profesyonel danışmanlık için açıklama kısmındaki WhatsApp numarasından iletişime geçebilirsiniz diye. Hafif serin ama güzel bir Rize öğleninden bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.